Otomotiv sektörünün duayenlerinden Orhan Yüce geçtiğimiz hafta vefat etti. Futbol ve denize tutkunluğuyla tanınan 81 yaşındaki ünlü iş adamı geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Türkiye'nin en önemli yatırımcıları arasında yer alan ve birçok defa vergi rekortmenliği listesinde ilk sıralarda bulunan Yüce için pazar günü İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Yüce Oto'nun kurucusu ve Galatasaray Kulübü'nün eski disiplin kurulu başkanı Orhan Yüce'yi son yolculuğunda ailesi ve dostları yalnız bırakmadı. Yüce'nin Teşvikiye Camii'ndeki cenaze törenine iş ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. 1929 Gümüşhane doğumlu Orhan Yüce, Türk otomotiv sektöründe 55 yıldır faaliyet gösteriyordu. Yüce Oto'nun kurucusu olan ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Orhan Yüce, 1954 yılında ticari hayatına başlamasının ardından 1955'te NSU'nun Türkiye temsilciliğini, daha sonra Volkswagen'in yedek parça distribütörlüğünü üstlendi. 1985 yılında Otomobil İhracatçıları Derneği'ni kurarak 5 yıl süreyle başkanlığını yaptı ve bu derneğin onursal başkanı unvanını aldı. 1989'da Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünün alınmasının ardından 1997 yılı sonunda Doğuş Holding ortaklığıyla Seat'ın temsilcisi olan Katalonya AŞ'yi kurdu. 1999 yılında Doğuş Holding ile Seat'ta başlatılan ortaklık Skoda ile devam etti. Orhan Yüce 2006 yılında ise Seat'taki tüm hisselerini Doğuş Holding'e devretti. Yüce otomotiv sektöründe olduğu kadar futbol camiası tarafından da yakından tanınan bir simaydı. Galatasaray Kulübü'nde 1977-80 yılları arasında yönetim kurulunda çalıştı. 2000-2004 yıllarında Galatasaray Kulübü'nün disiplin kurulu üyeliğini yaptı. Yüce aynı kurulda bir süre başkanlık görevinde bulundu. Orhan Yüce, Çek devlet nişanını Türkiye'den alan ilk isim olmuştu. Otomotiv sektörünün duayen ismiyle son röportajımızı İstanbul Otomobil Fuarı'nda yapmış ve otomotiv fuarcılığının gelişimini konuşmuştuk. Orhan Yüce'yi rahmetle anıyor, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz.